Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pilav tarifim var. Davet sofralarınızın baş tacı olacak duvaklı pilav tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 3 su bardağı pirinç sıcak suda ıslattım. 30 dakika bekletiyorum. 2 yemek kaşığı kuş üzümü, onları da ıslattım. 2 avuç badem kullanıyorum. 1 taşım kaynattım ve soğuduktan sonra kabuklarını soyuyorum. Öncelikle pilavımı pişiriyorum. Pilav tenceresine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Bademlerin bir kısmını tencereye aldım. Üzerini süslemek için biraz ayırdım. Bademleri biraz kavuruyorum. Eğer isterseniz böyle renkleri dönene kadar kavurabilirsiniz. Ama ben renklerinin dönmesini istemediğim için çok az kavurdum. Yıkayıp süzdüğüm pirinçleri ekledim. Pirinçleri kavuruyorum. Böyle tane tane pirinçler olana kadar kavurdum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar pirinçleri kavurdum. Kuş üzümünü ekledim. Karıştırdım. Yeterince pirinçler kavruldu. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilav pişerken biz de kıymalı harcını hazırlayacağız. 1 tane soğan, 1 tane küçük kapya biber, 6-7 tane de yeşil biber kullanıyorum. İnce kıl biber kullandım. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Öncesinde soğanları birkaç saniye şöyle çevirdim. Tamamen kavrulmadı. Üzerine biberleri ekledim. Kavurmaya devam ediyorum. Biber ve soğanlar biraz yumuşadıktan sonra artık üzerine kıymasını ekleyeceğim. Biberleri lezzetlendirmek için biraz tuz serptim. Yeterince kavruldu. Yumuşadılar biberler, soğanlar neredeyse kayboldu. Üzerine 400 gram kıyma ekliyorum. Karıştırdım. Kıymayı güzelce kavuruyorum. Lezzetlendirmek için biraz tuz serptim. 1 çay kaşığı karabiber serptim. Yeterince kıymalar kavruldu. Artık ocağın altını kapatıyorum. Kıymalı harcımız hazır. Bu arada pilavım da suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde pişti. Pilavı karıştırıyorum. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Sıcak sıcak servis edin. Hemen yemek öncesinde hazırlayabilirsiniz. Kapağını kapattım. 5 dakika orada beklerken ben de servis edeceğim tavamı ayarlıyorum. Bir yuvarlak borcam kullanıyorum. Yuvarlak borcamın dibine hazırladığım kıymalı harcı aldım. Üzerine bastırıp üzerini düzeltiyorum. Onun da üzerine pilavın tamamını alabilirsiniz. Borcam tamamını alacaktır.
Pilavın da üzerine hafif bastırarak düzeltiyorum. Biraz bastırın ki kalıptan güzel çıksın, dağılmasın. Üzerine bir tabak aldım, ters çevireceğim. Dikkatli bir şekilde ters çevirdim. Birkaç saniye bekliyorum. O zaten kendisi düşüyor, kalıptan çıkıyor. Biraz bekledikten sonra yavaşça çıkarttım. Efsane pilavımız hazır. Mutlaka denemelisiniz. Ayırdığım bademlerle de üzerini süslüyorum. Yakın çekim sizlere pilavı da göstermek istiyorum. Pilavımız tane tane oldu. Üzerinde muhteşem bir kıymalı harcımız var. İnanılmaz lezzetli oldu. Görseli de çok güzel. Dediğim gibi davet sofralarınızın baş tacı olacak nefis bir pilav tarifi sofraya bu şekilde getirerek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.